thank yeah. you Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz dostlar, elhamdülillah Rabbim yeniden kavuşturdu. Yine aynı caddenin sakini olarak kavuştuk hamdolsun. Eğer caddelerimizi, yollarımızı değiştirseydik, ne siz beni görürdünüz, ne ben sizi görürdüm. Onun için her an durup durup, yürüdüğümüz yola bakmamız lazım. Yürüdüğümüz yolun ne kadar sırat-ı mustaqim olduğunu, gözden geçirmemiz lazım. Bunun muhasebesini hiçbir zaman, aklımızdan, zihnimizden, hayatımızdan çıkarmamamız lazım ki nimet verilenlerin yolunda bizler de yürümüş olalım. Allah o yoldan ayırmasın inşallah. Biz Suffa mektebindeyiz. Suffa mektebi öyle bir mektep ki muallimleri semadan, muallimleri nebevi, muallimleri beşeri olan bir mektep. Suffa mektebi öyle bir mektep ki müfredatları Kur'an ve sünnet. Suffa Mektebi öyle bir mektep ki sahabeleri yeryüzünün en asil insanlarından, en soylu insanlarından, en bahtiyar insanlarından, en nasipli insanlarından semanın armağanı olan bir nesil olan sahabeden. Dolayısıyla bu mektep her şeyiyle bizim için bir nimet. Muallimleriyle nimet, müfredatlarıyla nimet, talebeleriyle nimet. Biz ne kadar bu nimetten istifade etme yollarını ararsak, ne kadar bunu zorlarsak Allah'ın izniyle o kadar istifade edeceğiz. İnşallah bizler istifade edenlerden oluruz, nasiplenenlerden oluruz hayatımızı orada öğrendiğimiz hakikatler doğrultusunda yeniden inşa edenlerden, yeniden ihya edenlerden oluruz. Oluruz da işin sonunda Darussalam'ı hak eden, o güzel yurdu hak edenlerden oluruz. Allah hepimize bunu nasip etsin. Suffa'nın talebelerinde, hanım talebelerindeyiz. Siz de bana yardım edin. ...gördüklerimizi hatırlayalım. Göreceklerimizi ben size söyleyeyim. 10 tane hanım talebe işleyecektik. Programımız öyleydi. Ve biz 6 tanesini işledik. Ümmü Seleme Validemiz dedik. Semra Binti Nüheyk dedik. Atike Binti Zeyd dedik. Ümmü Atiye dedik. İki de Esma dedik. Esma Binti Ümeys ve Esma Binti Yesid. Bugün de inşallah bir hanım sahabiye konuk olacağız. Sadece bir tane diyeceğiz. Çünkü bugün de misafir olacağımız hanım sahabi yarım derse sığmayacak. Birine de sıkıştırsak iyi yine. Bugün inşallah biz Şifa binti Abdullah'ı tanıyacağız. Allah nasip eder, ömür verir, nefes verirse bir hafta sonra Ümmü Süleym yani Enes'in annesi diyeceğiz. Beran'ın annesi diyeceğiz. Ümmü Süleym'den hem nasıl anne olunur onu öğreneceğiz. Hem de nasıl saliha bir eş olunur onu öğreneceğiz. Ondan sonraki hafta bir derste iki sahabi hanımefendiyi işlemeye çalışacağız. Guzeyye validemiz diyeceğiz muhacir talibe olarak. Ümmü Varaka diyeceğiz. Asr-ı Saadet'in imam hanımlarından biri Ümmü Varaka'yı da o derste işlemeye çalışacağız. İnşallah Rabbim onların yolundan yürümeyi, onları anlamayı bizlere de nasip edecek. Şimdi dostlar, Ümmü Varaka orada kalsın, Ümmü Süleym orada kalsın. Biz bugünkü konumuza gelelim. Şifa binti Abdullah'a Hatırlarsanız Şifa bint Abdullah'ın ismini biz son derslerimizde epey duyduk. Hatta şöyle bir ifade kullanmıştık onun için onu da hatırlayacaksınız. 10 parmağında 10 hüner olan bir sahabi o. Gerçekten de onun hayatını biraz sonra göreceğiz. Zaten geçmiş derslerde de ona ait sayfalarda birçok şey gördük. Nasıl biri olduğunu daha iyi anlayacağız ancak böyle kabiliyetli biri böyle ayrıcalıklı biri böyle özel biri böyle birini anlamak da kolay değil anlatmak da kolay değil. Böyle birine bir ser levha belirlemek de kolay değil. Mesela biz bir başlığımız olsun diyoruz. O başlık altında yürümeye çalışalım. Peki bu kadar özelliği olan bir hanım sahabiyi nasıl bir başlık altında inceleyebiliriz? neyi başlığa manşete çekip de başka özelliklerini arkaya bırakabiliriz. Şöyle birkaç tane deneme yapalım. Mesela şöyle bir şey desek o Suffa mektebinin ilk yazı muallimidir. Bunu başlığa alsak Suffa mektebinin yazı muallimi Şifa binti Abdullah desek ayrıcalıklı bir hususiyet olmasından dolayı isabet olmaz mı? Olur tabii ki yok başka yok o var sadece. Suffa mektebinde özellikle Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından o iş ile görevlendirilen bir muallimedir o. Dolayısıyla bu özelliğini öne çıkararak onu o serlevha altında biz hayat defterini çevirebilirdik ama onu yapmayacağız. Yine yazıyla ilintiler ilintileyerek şöyle bir şey deseydik Asr-ı Saadet'in ilk hanım hattatı o hat sanatı dediğimiz ve bizim medar iftiharımız olan bir sanat var ya o sanatın da aslında Asr-ı Saadet'teki kaynaklarından biridir ve gerçekten hüsnü hat konusunda yazının güzelliği konusunda Onunla yarışacak kimse de yoktur. Şimdi biz böyle bir istisnai özelliği de öne çıkarıp onu anlamaya çalışsak yine isabet kaydederiz. Ama onu da yapmayacağız. Serlevhamız şöyle bir şey olsa. Asr-ı saadetin dünyasında kadın muhtesip yani zabıta desek yine isabet var değil mi? Çünkü biliyoruz ki. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o günkü çarşıda bu iş için iki hanım görevlendirdi. Bunlardan biri geçen hayat defterinin önüne oturduğumuz Semra binti Nühek'ti. Bir diğeri de Şifa binti Abdillah'tır. Başka yok. Böyle bir özelliği olan bir hanım sahabiyi de anlama adına onun o özelliğini öne çıkararak onu anlayabilirdik. Ama biz onu da yapmayacağız. Peki onun çok önemli özelliklerinden birini öne çıkarsak. Asr-ı saadetin en gözde doktorlarından biri desek. Doğru mu? İnanın doğru. Dört tane doktor var hanım doktor olarak. En başa yazacağımız isimlerden bir tanesidir. O dört doktordan Şifa binti Abdullah'ın farkı da var. Nedir farkı? Şifa binti Abdullah bir ruh doktorudur. Psikiyatristtir yani bugünkü lisanla konuşsak. Ve istisnai bir özelliği var. Rukye konusunda Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamdan izin almış, icazet almış, tasdik görmüş bir doktordur. Şimdi Rukye'nin ne olduğuna biraz sonra geleceğiz. Ama ben bunu da manşete almayacağım. Bunu da ben serlevha yapmayacağım. Uzatabilirim. Mesela Asr-ı Saadet'in en gözde hemşirelerinden biridir. Onun hemşireliğine ait bir şeyler de söyleyebilirim onu da demeyeceğim. Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Aslında o özelliğiyle kaybettiğimiz bir şeyi kazanmaya çalışacağız. Nedir biliyor musunuz manşetimiz ya da serlevhamız? Ömer gibi bir hanım Şifa binti Abdillah. Manşetimiz bu. Ömer nasıl biri sormayacaksınız değil mi? Hepiniz tanıyorsunuz ama şunu sorun bir kadın nasıl Ömer olur? Ömer'i sormayın da onu hepimiz tanıyoruz Allah kendisinden ebeden razı olsun. O bizim yüz akımız o düşmanlara dahi örnek olan birisi o bambaşka birisi. Ne kadar da muhtacız şimdi Ömer'in ruhuna Belki o ruha muhtaç olduğumuz için bu dersin ayrıca bizim için önemi daha fazla artacak. Şifa validemizin şahsında bu özelliği belki anlayacağız. Hazreti Ömer yıllar önce biz onu anlarken bu derslerde üç tane şahsiyetinin kod anahtarı olduğunu söylemiştik. Üç tane anahtar kavramı onun şahsında çok üst düzeyde dilediğini söylemiştik neydi bunlar bir adalet iki kuvvet üç rahmet rahmet damarı dikkat edilmediği için Hazreti Ömer hep aklımızda farklı yer edinir ama Ömer'i gerçekten tanıyanlar onda rahmet damarının nerede durduğunu iyi biliyorlardı Mesela Hazreti Ebu Bekir onu çok iyi tanıyanlardan biriydi. Kendinden sonra Hazreti Ömer'i halife olarak atayacağı zaman ashabtan bazıları isim vereyim mi? Hadi vereyim. Mesela Talha İbni Ubeydullah itiraz etmişti. Sen Ömer gibi şiddetli birini nasıl bize halife olarak atarsın? O hepimizi yönettiği zaman zarfında anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirecek. Hayır diyordu Hazreti Ömer. Siz onu o zaman tanıyacaksınız. Onu o zaman tanıyacaksınız. Alem aslında Ömer'i tanımıştı tanıdığı kadarıyla ama özellikle halife olunca Hazreti Ömer'in saklı duran o rahmet damarını daha iyi tanımıştı. Dolayısıyla onda Adalet var, kuvvet var ama rahmet de var. Zaten mutlak adaletin tesisi için rahmet olmazsa olmaz bir kavramdır. Bugün mahkemelerde bile yazan bir söz var. Çoğu bilmez o sözün kimin olduğunu. Adalet mülkün temelidir sözünün altına koca harflerle Hazreti Ömer yazmamız lazım. O adaletin remzi olan teraziyi de bize öğretmiştir. Adalet terazisi nasıl çalışır? İki kefelidir değil mi adalet terazisi? Bir kefeye koyacaksınız kuvveti. Kuvvet olmadan adalet olmaz. Otorite olmadan, güç olmadan adalet olabilir mi? Bir kere kuvvet olacak ki adalet terazisi şaşmadan, bir yerlere kaymadan, haksızlık yapmadan tesis olabilsin. Ama kuvvetin karşısına eğer siz onu dengelememek için rahmeti koymazsanız her an o terazi hata edebilir. Neden Ömer'in hayatında adalet en üste sağda kuvvet solda rahmet durur? Bunun için o bir adalet terazisidir adalet terazisi. Onun için onda adalet üstte durmalı. Sağda kuvvet solda rahmet olmalı. Şifa binti Abdillah bize aslında Ömer'e ait bir şeyler söyleyecek. Çok şey söylenir de Hazreti Ömer için bildiğiniz için söylemiyorum. Bir şey daha sorayım size. Zaten cevabı ben vereceğim. Hazreti Ömer ve zahitlik desek aklınıza ne gelir? Pek birleştiremeyiz bu iki şeyi zahitlik Ömer'in tabiatına uymaz. Bizim ilk nazarımızda böyledir. Çünkü biz bugün değil bin senedir zahitlik deyince asrı saadetin dünyasındaki zahitliği anlamıyoruz. Bizim dünyamızdaki zahitlik kavramının tarif edilen manasıyla asrı saadetteki mana farklı. Onun için biz Hazreti Ömer ve zahitlik desek, Hazreti Ömer ve züh desek bir türlü bunları birleştiremeyiz. Mesela deseler ki bize say hele zahit sahabileri onlarcasını sayarız Ömer'i saymayız. Ebu Derda'yı sayarız. Abdullah İbni Ömer'i sayarız Hazreti Ömer'in oğlu. Abdullah İbni Amr İbni As'ı sayarız. Selman-ı Farisi'yi sayarız. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın ifadesiyle İsa'nın zühdü yeryüzünde yürüyen Ebu sayarız ama Ömer'i saymayız. Ama bir gün Şifa binti Abdillah züh deyince anında Ömer diyecek. Ve bize aslında zahit kimmiş bunu öğretecek. Onlarca kaynakta geçen bir rivayet. Bir gün Medine'de dolaşırken bir grup insan görüyor şifa validemiz. Çok o grubu resmedebilirim ama Zülfiyara dokunur diye resmetmeyeceğim. Az resmedeceğim siz anlayın. Omuzlar düşmüş. Yüzlerde bir hüzün var. Böyle zayıf miskin geziyorlar. Konuştukları zaman da sessiz sessiz konuşuyorlar namaza durduklarında her haliyle riya fışkırdığı belli. Merak ediyor Şifa validemiz soruyor. Kim bunlar diyor. Birisi diyor ki bunlar zahitlerdir. Medine'yi ziyarete gelmişler. Anında dediği cümle nedir biliyor musunuz Şifa validemiz? Zahit böyle mi olur? Zahit dediğin Ömer gibi olur. Allah Allah. Zahit böyle mi olur? Zahit dediğin Ömer gibi olur. Sonra zahitliği bize tarif ediyor Hazreti Ömer'in üzerinden. Ömer öyle bir zahitti ki konuştuğu zaman sözlerini işittirirdi. Yani mıy 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 konuşmazdı net konuşurdu. Konuştuğu zaman insanlar bir yiğidin haykırdığı gibi ondan korkarlardı. Aslan gibi kükrerdi. Yürüdüğü zaman yolu inletirdi. Birine bir yumruk vurduğu zaman onu ya devirirdi ya acıtırdı. Zahit dediğim böyle olur. Bütün zahitlik kavramımız altı üst oldu. Biz böyle bir şey bilmiyorduk. Ama bunu kim söyleseydi kesinlikle de kabul görmezdi. Allah'a şükür ki Suffa Mektebi'nin bir talebesi söylüyor. Zahitliğin gerçek anlamını o mektepte yetişen bir hanım talebe bize dolduruyor. Peki buradan İmam Muhammed'e gelelim mi? Kim İmam Muhammed? Ehli sünnet ve cemaat dediğimiz o büyük ailenin Hanefi mektebinin en gözde imamlarından biri. İmam Ebu Hanife'nin en önemli talebelerinden biri. Talebeleri bir gün diyorlar ki imama ey imam bize bir züht kitabı yaz da. ara ara dünyaya daldığımızda o kitabı okuyalım. Tamam diyor. Bir müddet sonra bir kitap uzatıyor talebelere. Kitabın ismin üstünde ne yazıyor biliyor musunuz isim olarak? El Bey ve Şira. Alışveriş kitabı. Talebeler diyorlar ki hocam biz senden züht kitabı istedik. Sen bize ticaret kitabı yazmışsın. Ne diyor biliyor musunuz? Evladım züht dağda değil pazarda belli olur. Eğer gerçek zahit olmak istiyorsanız Yetişeceğiniz yer pazardır pazar çarşıdır ticarettir. Alırken satarken verirken alırken züht kazanabilirsiniz. Bu nedir? Bu aynen İmam Muhammed'in zühdü şifa validemiz gibi anlamasıdır. Şifa validemiz gibi anladığı için böyle bir şey söylüyor. İşte şifa validemizde doğru anladığı için zahit dendiği zaman aklına gelen ilk isim Hazreti Ömer oluyor. Ve biz bu başlık altında şifa validemizi anlamaya çalışacağız inşallah. Kimdir? Mekkelidir. Elbette ki muhacir sahabe olarak biz onu tanımaya çalışacağız. Peki doğum tarihini biliyor muyuz bilmiyoruz. Bildiğimiz bir hakikat var ama Efendimiz'den bile büyüktür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan yaşça büyük olduğuna dair çocukları üzerinden bir tahmin yapabiliriz. Babası Abdullah İbni Abdüşems, annesi Fatıma Binti Vehb. Babası Adi oğullarından annesi mahsum oğullarından. Ne dedim? Hem baba tarafından hem anne tarafından nasıl bir aileye mensup olduğunu öğrendik. Adi oğulları Hazreti Ömer'in kabilesi onun ailesinden. Zaten dördüncü babada Hazreti Ömer'le soyları birleşir. Bu kadar da Hazreti Ömer'e yakındır. Anne tarafından mahsum oğullarındandır. Mahsum oğulları kimin kabilesi? Ebu Cehil'in kabilesi, Velid İbni Muhire'nin kabilesi, Erkam bin Ebi Erkam'ın kabilesi. Bu kabileye mensup olan annesi Fatma binti Vehbin, Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın baba annesiyle de bir yakınlığı var. Baba annesi kim? Yani Abdülmuttalib'in hanımı Fatma binti Amr. Fatma binti Amr'ın yeğenidir Fatma binti Vehb. O Fatma'nın babası Vehb Efendimizin baba annesi olan Fatma'nın kardeşidir. Dolayısıyla şifa validemiz neyi olmuş oluyor Efendimizin baba annesinin? Yeğeninin kızı oluyor. Allah Resulü de böyle bir yakınlığı var. Bu yakınlıktan dolayı Efendimizle ayrıca da bir münasebeti var. Şifa validemizin ona da geleceğiz zaten. Şimdi cahiliye döneminden beri bilinen birisi. Bölgede tanınıyor iki özelliğinden dolayı. Ta cahiliye döneminde yazı bilen tek hanım olarak biliniyor Mekke'de. Onun için hanımlar özellikle dışarıdan gelenler falan yazı konusunda bir şeyleri oldu mu müracaat edecekleri bir isimdir. Şifa validemiz. Yazının dışında bir özelliği daha var. Cahiliye döneminden beri rukye ile tedavi ediyor. Rukye ile tedavi ne demek? Anlamı şu. Hastaları ya gerçekten maddi bir rahatsızlıktan ya da manevi, ruhi hastalıklardan kurtarma amacıyla dua yolu ile tedavi etmektir. Böyle bir tedavi yöntemi cahiliye döneminde de kullanılan bir yöntem. Peki Efendimiz Aleyhisselatu vesselam söz söylemeye başlayınca bu yöntemi ne yaptı? Kimine göre tamamen devre dışı bıraktı. Kimine göre bırakmadı. Peki kimine göre olur mu bu iş? Yani Allah Resulü bu işi helal mi saydı haram mı saydı? Net bir şey yok mu kaynaklarda? Aslında var ancak hadislerden biz öğrendiğimize göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen yasaklamış bazen serbest bırakmıştır. Bazen çok sert ifadelerle bunun yapılmasını istememiş böyle yapılmayı tevekkülü zedeleyen bir iş olarak görmüş bazen de yapılması için teşvik etmiş hatta biraz sonra geleceğiz Rukye meselesini devam ettirme, ettirmesi konusunda şifa validemize özel sözler söylemiştir. Peki efendimiz aleyhissalatü vesselam niçin böyle bir şey yapsın? Yani bir mesele hakkında hükümet olarak ortaya konması gerekmiyor mu? Neden mesela efendimiz rukye konusunda bazen yasak varı ifadeler kullanmıştır? Bunlar hadislerimizde var Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadistir şu eğer bir insan tevekkül anlayışını bozmaz Rukiye'ye ya da üfürük, üfürükçülüğe müracaat etmezse o insan kendini cennette bilsin. Yani cenneti kazandıracak bir şeydir gerçek manada tevekkül. Bunlara söylüyor. Bunların dışında başka sözleri de var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ama beri tarafta bakıyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi kendine rukye yapmıştır. Mesela Efendimizin sürekli yaptığı uygulamalardan bir tanesidir. Gece yatağına yattığı zaman felak ve nas sürelerini okur. Şöyle bir üfler etrafına sonra mübarek elleriyle bütün bedenini mesh eder şöyle. Rukiye bu zaten başka bir şey değil ki. Bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam torunlarına yapmıştır. Hazreti Hasan ve Hüseyin'e gelin benim canlarım size gözleri değmesin nazar değmesin diye Kur'an'dan bazı ayetleri okumuş o mübarek nefesiyle de to torunlarına üflemiştir. Bazen kendisine okutmuştur Efendimiz. Mesela bunu nereden öğreniyoruz? O hastalandığı günler Ayşe validemize diyor ki ey Ayşe bana rukye yap o da başlıyor okumaya. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerine bazı ayetleri duaları okuduktan sonra bir de üflüyor Efendimizin üzerine. Var Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan yasaklarken bir taraftan da hem söyleyip hem uygulayıp hem de teşvik etmesini nasıl anlayacağız? Ortada aslında Allah Resulü'nün vermek istediği bir mesaj var. Mesaj şu eğer şifayı verenin Allah olduğu unutulmadan sadece şifayı Allah'tan bekleyerek okuma yapılırsa yani rokya yapılırsa Efendimiz buna müsaade etmiştir. Şifayı verenin Allah olduğu unutulmadan ne okunanda ne okuyanda bir özellik olduğunu eğer zannetmezse birisi çünkü özellik olduğunu zannederse bunun adı ne olur? Şirk olur. İstediğiniz dua olsun adı ne olursa olsun o duanın duaya bu indirgenirse eğer duadan beklenirse bu eğer ya da işte nefesi kuvvetli falan canın ona indirgenirse ona irca edilirse eğer o şifayı Allah'tan beklemekten çıkar ya duadan ya da onu okuyandan olur orada tehlike başlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tehlikeyi fark ettiği anda buna yasak koyuyor. İkincisi uygulamada ve o uygulama alanında uyg okunan dualarda özellikle sünnetin bize gösterdiği esas alınmalıdır. Yani eğer Rokya yapılacaksa öyle ne, ne idüğü belli olmayan dualardan olmayacak. Bizzat Efendimizin bize gösterdiği ya da Kur'an'dan bazı dualar olacak. Uygulama da onun izin verdiği şekilde olacak. Şimdi halkın bu konuda yaptığı bazı şeyleri size anlatmak istemiyorum. Boşuna batılın reklamını yapmayalım ama bu alanda neler yapıldığını siz daha iyi biliyorsunuz. Onların hiçbir tanesi sünnete mutabık olan davranışlar değil. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla bunlara müsaade etmez. Dolayısıyla Allah Resulü'nün yaptığı, ve izin verdiği şey budur. Bir üçüncü şey daha var. Aslında bu konuda beş tane madde var. Beşini de söyleyeceğim. Rokye meşru ve helal işler için yapılmalıdır. Nedir Rokye? Bir tedavi yöntemidir. Hastalık varsa yapılır. Ara bulma, ara bozma, kısmet açma, kısmet bağlama. Bunlar meşru ve helal şeyler değil. Hastasınız. Ruhi anlamda bir sıkıntınız var. Okutun, okuyun. Size şifa olsun. Budur. Bunun ötesinde bir anlam yüklemek doğru değil. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da asla yaptırdığı ve müsaade ettiği şey bu değil. Dördüncüsü bu işi meslek haline getirenlerden değil. Ya salih insanlardan alarak. Peki bir insanın salih olup olmadığı nereden anlaşılır? Salih amelinden anlaşılır. Salih amel nedir? Namaz da salih ameldir, oruç da salih ameldir, hac da salih ameldir. Ama salih amelin daha daha öte bir anlamı var. Başkasına iyiliği dokunuyorsa o amel salih ameldir. Bunu gözlemlemek çok kolaydır değil mi? Eğer birisi derdi insanlık olmuşsa odur işte salih adam. Ve onun duası alınır. Salihlerin duası odur zaten. Yoksa bu işi meslek haline getirip de bunun üstünden para kazananlar değil. Adı ne olursa olsun bunun. Hoca olsun başka bir şey olsun. Bu değil. Sünnetin dediği bu da değil zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın eğer o ifadeyi kullanırsak nefesi kuvvetli hoca dediğimiz hoca salih ameli çok olan hoca anlamına gelir. Yoksa bu işi farklı noktalara çekenler değil. Beşincisi ve en önemlisi yine sünnetten öğrendiğimiz bir şey. En güzel rukya nedir biliyor musunuz? İnsanın kendi giydiği takva elbisesidir takva elbisesi insanın kendi cevşenidir. Cevşen nedir? Zırhtır. O zırh nasıl giyilir? Takvayla giyilir. Takvaya bürünmüş biri bu manada kendi imanını takviye etmiş biri zaten kendi rokyesini kendi yapmış olur. İhtiyaç hissettiği zaman da işte bu söylediklerimizden bazılarına müracaat edebilir. Sünnette bu var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uygulamalarında bir, bu var. Biraz sonra şifa validemizin üzerinden biraz daha teferruatlarına ineceğiz. Geçen derslerde bir şey söyledim. Dedim ki şifa ismi Araplarda çok yaygın bir isim değil. İhtimal ki şifa validemize bu isim kendi özelliğinden dolayı yani insanlara şifa vesilesi olmasından kaynaklanabilir. Şimdi ihtimali kaldırıyoruz, kesin konuşuyoruz. Aynen böyledir. Aslında şifa validemizin ismi Leyla binti Abdullah'tır. Ama bu özelliğinden dolayı rukye ile hastaları tedavi ettiğinden dolayı ve gerçekten de onun vesilesiyle Allah şifa verdiğinden dolayı insanlar ona şifa demişlerdir. Şifa olarak da ismi kalmıştır. Bakıyoruz asr saadete bizim sahabi kaynaklarımız İbnül Esir, İbn Hacer, İ İ El İstiab, İbn Abdilber, Zehebi'nin tecridi neyse artık bunların hepsinde dört tane şifa isimli sahabi var. Dört tane asr-ı saadette hanım sahabi var isimleri şifa. Bir tanesi bu şifa binti Abdullah. Bir diğeri şifa binti Af. Kim o? Abdurrahman İbni Af'ın annesi. Nasıl bir özelliği var? Ebe. Onun mesleği o. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ebesidir. Yani sağlık alanında olduğu için İhtimal ki yine ona da ihtimal diyoruz eğer ulaşabilirsek onun da ihtimalini kaldırırız. Ama şu anda onu demek zorundayız. İhtimal ki o da asıl ismi değil belki özelliğinden dolayı o ismi almıştır. Üçüncüsü Abdurrahman İbni Af'ın kızı Şifa Binti Abdurrahman. Hazreti Abdurrahman ne yapmış? Annesinin ismini kızına vermiş. Dördüncüsü bir tane şifa kaldı geriye. Şifa binti Abdurrahman el Ensariye. Bu Abdurrahman ibn Af değil. Ensardan bir Abdurrahman'ın kızıdır. Onu bilmiyoruz. Doktor mudur? Hemşire midir? Yoksa artık diğer şifalardan esinlenerek mi o isim verilmiştir? Ama gördüğünüz gibi bu ismin özellikle bu meslekte bu alanda çalışanlara verilmiş bir isim olduğunu buradan çıkarabiliriz. Böyle bir özelliği var Şifa binti Abdullah'ın. İslam öncesinde de böyle bilinen birisi tanınan birisi böyle olduğu yıllar Ebu Hasme ile bir evlilik yapıyor Mekke'de. O evlilikten Allah ona çocuklar veriyor o çocuklarına döneceğiz. Şimdi böyle biriyken o iman ediyor. Ne zaman tarih yok ama İslam'ın ilk yılları şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz Hazreti Ömer'den önce yani nübüvvetin 6. yılından önce dolayısıyla ilklerdendir o öncülerden sabikundan böyle olduğu için Darül Erkam'ın da hanım talebelerinden birisidir onu da rahatlıkla söyleyebiliriz <laughs>